Türkiye'nin en büyük influencerlarından biri geliyor. Çabiyan geliyor değerli kardeşim. Çabi hoş geldin. Ve yine kocaman alkışlarınızla Türkiye'nin en büyük spor yorumcularından biri Uğur Karakullukçu geliyor. Yalnız. Uğur abi hoş geldin. Çabi ilk defa Uğur abiyi bu kadar şık gördüm ben programda. O kadar tatlı ki Uğur Karakullukçu. Ya gerçekten şu an çok havalısın abi. Şapka mıymış eksik olan ya? Evet, benim galiba stilime böyle... Ali abi de bandana var, ben de böyle çıkayım bundan sonra. Belki böyle yapabiliriz. Harika gözüküyorsunuz. Bir de stüdyodan sonra baksana arkada sen deniz. Stüdyodaki koltukları da getirdin galiba. Evet evet, ya Alman usulünü yaşatalım aynısı dedik olmuş burada. Ve çok keyifliymiş ya. Baksana deniz burada, dünya rekoru burada, dostlarımız burada. Sen nefis burayı yani. Stüdyo tutsana, hep burada yapalım. Belediyeyle anlaşıp. Her hafta bir rekor bulmamız lazım ama kırmak için. Şimdi dünya langırt rekoru. 150 metre. Şöyle bir gezmişsinizdir. Nasıl hissettirdi? Ya 150 metrenin bu kadar uzun olduğunu ben anlamamışım. Sizin storylerde görüyordum. Yani ne kadar uzun olabilir ki? Sonu gözükmüyor ya. Buradan gerçekten sonu gözükmüyor. Bir de bundan önceki rekorun da Çin'de olması benim için manidar. Ne alkışlıyorsunuz be? Çabi ya şeyi anlatsana. Siz siz yani Japonlar. Japonlar, Koreliler, Çinliler. Yani tarihsel olarak neler yaşadınız? Yani neden birbirinizi sevmiyorsunuz çok? Ya bu şey gibi bir şey. Nasıl Türkiye ile Yunanistan arası maç olduğu zaman gergin geçer ya da herhangi bir şekilde tarihsel bir etki yaratır ya. Ya da Ermenistan olsun falan filan. O da Türkiye gibi Kore'de, Çin, Japonya. Yani ya aynısı. Komşuların aslında birbiriyle girdiği rekabetten evet dolayı değil mi? Ya bu Avrupa'da da var, her yerde var. Hani kendi çevresindeki bütün ülkelerle rekabet yaşarlar ya. Bir de bugün seyircilerimize onu söyleyebilirim. Birazdan özel bir konuğumuz da olacak. Onu da davet edeceğiz. Soru cevap da yapacağız sizlerle birlikte. Yani Çabiyan'a, Uğur Karakullukçu'ya ve birazdan davet edeceğim özel konuğumuza da sorularınızı sorabileceksiniz. Öncesinde bugün akışta ne yapacağız onu söyleyeyim ben. Bayağı bir rekorları konuşalım istiyorum. Yani futbol tarihindeki rekorları konuşalım istiyorum. Türkiye'den çıkmış çok ilginç rekorlar var. Zaten Guinness hakemimiz Şeyda Hanım gelecek. Çok ilginç rekorlar. Ya işte atıyorum adamın teki mesela Türkiye'de abi gözünden süt atmış. Ay. 2.60 santimetre yani. 2 metreye süt atmış abi. Abi bu çok benim ilginç rekorlar var. Sen şu an yani 20 yıldır unuttuğum bir travmamı bana hatırlattın. Ben bunu televizyonda izledim ve ben gözüme dokunamam. Ben aslında gözlerim bozuk olmasına rağmen 10 yıl lens takmadım, denemedim bile. Yani büyük bir korkumun temellerinden birini anlattın şu anda. Yani bir de o adamı getirsen tam olacak. Ama hakikaten korkunç bir olay ya. O zaman Alman usulü bir haftaya yine burada gözünden 2 metreye süt atan adam ve Uğur Karakullukçu. Kim yapıyor? Serhat Tümen. Bir de şöyle bir şey var galiba. En uzun insan. Rekoru da galiba Türkiye'de. Sultan, evet, Sultan Kösem. Evet. Galatasaray'da bir ara oynamaya çalıştı. Bütün dünyada meşhur olan adam o da. Allah rahmet eylesin. O zaman konuğumuzu davet edelim mi çok uzatmadan? Lütfen. Şimdi Türkiye'nin en büyük influencerlarından biri dedik. Türkiye'nin en büyük spor yorumcularından biri dedik. Ve bu yaz kısa paslarda birçok program yaptık onunla. Çok sevildi programlarımızda. Dış hatlarda beraberdik yine Der Bremer çatısı altında. Çok değerli dostum, Türkiye'nin en büyük muhabirlerinden biri, star muhabiri Yağız Sabuncuoğlu geliyor. Bravo. Yağo, yağo. Yağız hoş geldin. Yağız'ın mikrofonu orada mı? Allah çarpıştık. Değil. Ben bunu vereyim böyle elden ele. Ya da şunu ben... Öyle mi? Tamam. Nefis. Çok iyi oldu. Yağız'a da bakıyorum. Yağız da gayet bugünün şovuna yakışır şekilde iyi bir kombinle gelmiş. Evet, güneş şu an nasıl? Güzel. Evet. Bizim 6 numara ne oldu Yakup? Yok. Direkt konuya buna gireyim. Livakovic gelecek mi ya Yağız? Valla daha belli değil ya. Bakalım ne olacağını göreceğiz. Peki bir şey geliyor mu sana böyle... Hani yoğun çalıştıktan sonra bir boşluğa düşme, depresyon. Ulan Ocak, 1 Ocak'a kaç gün var falan. Transfer perde kapandı. Transfer dönemine kaç gün var alıyor mu sana? Ya valla bu dönem çok yoğundu. O yüzden açıkçası çok öyle bir arayışın içine girmedim. Zaten yaklaşık bir ay sonra falan başlar hamleler. Yani çok ateşli bir sezondu ya senin içinde de bence. Tabii tabii çok yoğundu. Bir de ezeli rekabet tamamen transfer sahasına da indi. Ben son dönemde hiç böyle bir şey görmemiştim. İşte haber yapıyorsun, atıyorum Fenerbahçe'ye bir isim yazıyorsun.
bununla Galatasaray'a anlaştı diyorlar. Galatasaray'la ilgili bir isim yapıyorsun, bunu Fenerbahçe aldı diyorlar. O yüzden çok önünü alamadığımız bir süreçti ama iyi devam ettirdik yani, güzel gitti. Bu arada Uğur Karakulukçu, Çabi, Yağız katılır mısınız? Belki de Türk transfer tarihinin en yoğun, en olaylı ve en çok kümülatif anlamda, sayı anlamında en çok dünya yıldızının geldiği yaz diyebilir miyiz? Ya en hareketli yaz olduğu kesin. Rekabet anlamında da Yağız haklı yani. Bu kadar takımların birbirine girdiği, Tadiç Beşiktaş diyorsa Fenerbahçe'ye gidiyor. Galatasaray'la adılan Fenerbahçe'ye gidiyor. Fenerbahçe'yle adılan Galatasaray'a gidiyor falan. Çok garip bir dönemdi. Ya global, hani genelde biz şeyde görüyorduk işte, Mehmet Topuzlar'da, Ozan Tufanlar'da falan gördüğümüz olayları işte Zaha'da, Tadiç'te falan gördük. Bayağı hareketliydi, bayağı aksiyonluydu ama günün sonunda saha içinde iyi olan kazanıyor. Yani transfer sezonunu hareketli geçiren değil. Sahada kim daha erken uyum sağlayacak, daha erken performans sergileyecek, bunları göreceğiz bakalım. Önemli olan maç tabii ama transfer de başka bir lezzet. Yani transfer dönemi takip etmenin bir keyfi başka açıkçası. Ya acaba bu sezon şey oldu mu? Fener'in ya da Galatasaray'ın Türkiye'de en çok transfer bütçesini harcayan bir takım var mı? Ya böyle bir rekor kırıldı mı bu sene? Ya hiç takip etmedim bile. Aslında bonservis çok aşırı verilmediği için. Bir de Fenerbahçe çok satış yaptı, çok aldı. Hani çok aslında harcamış gibi gözüküyor da dengeli yani. Sattığı oyunculardan dengeyi kurdu. Galatasaray'da biraz daha bonservisli oyuncular üstünden gitti. O yüzden bir rekor çıkmamış olabilir ama etkileşim rekoru çıkmıştır muhtemelen. Bir buradaki seyircilerimize sormak istiyorum. Ben bu tarz soruları hep severim anons tarafında olduğumuz zaman. Şu anda Fenerbahçe'deyiz, Kalamış'tayız ama bir test edelim mi? Buradaki taraftar dengesini merak ettim ben. Abi bu semtte bunu sorman neyse. Öyle mi? Riskli mi? Şurada bir Galatasaraylı abi var orada gördüğünüz gibi. Soruyorum ben. Kimler Beşiktaşlı? Kimler Galatasaraylı? Kimler Fenerbahçeli? Evet. Semt havası hissedildi. Kimler Anadolu takımı tutuyor? Hangi Necis takım abi? Trabzonspor. Oo güzel. Gençler Birliği de geldi. Ankara. Biz Ankaralıyız biliyorsunuz. Ekip olarak. Kısa pastır ailesi olarak. Peki sizin şu anda şampiyonluk adayınız kim? İlk haftaları izledik. Ya en yakın gelen sizlere. Ya çok erken. Çünkü takımların da çok yeni oyuncuları var. Ben şöyle söyleyeyim, ben kendi fikrimi şöyle ifade edeyim. Galatasaray ile Fenerbahçe önde bence. Ama Ocak ayına, ya benim Ocak'ta lider beklentim Fenerbahçe, açık söyleyeyim. Ama Ocak ayına kaç puan farkla girdiği çok önemli. Çünkü Galatasaray biraz şampiyonlar yine hırpalanacak. İşte Bayern'e gidecek, dönecek bir daha Bayern. United var, o var, bu var yani. Galatasaray Bayern Münih deplasmana gittiğinde Fenerbahçe içeride Spartak Trnava ile oynuyor. Şimdi çok ciddi bir avantajı olacak ve ben puan farkını da bunu hissettireceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu biraz daha ele alabilmesi için 7-8 puan yapması gerekiyor 1 Ocak'ta. Bundan az olursa, 4 puan 5 puan civarı olursa Galatasaray'ın en az Fenerbahçe kadar şansı var. Kafa kafaya girerlerse Galatasaray çok iyi bir dönem geçirmiş demektir. Ama Ocak lider favorim Fenerbahçe. Ondan sonrasına bakacağız. Daha çok uzun zaman var. Çok uzun vakitler var, maçlar var. Sonuçta sezon başlangıcının da şampiyonu belirlemediğini biz geçen sene gördük. Yani sezon başına bakarsan Galatasaray'ın ilk iki yapması bile çok mümkün değildi oyun kalitesi olarak. Ama 88 puanla bitirdi. Ben bu sene Fenerbahçe'yi geçen seneden daha önde görüyorum. Geçen sene daha gösterişli bir oyun oynuyordu ama burada kalite, yani kalite akıyor yani. Birçok bölgede lider oyuncuları var. Oyunu ele alıyorlar. Oyundan düşmüyorlar. Rakiplerini hissettiriyorlar her an. Fenerbahçe'yi de geçen seneye göre daha çok beğeniyorum. Ama çok sağlam bir rekabet olacak. Çabiyan. Ya tabii ki Fenerbahçe diyorum. Ya bununla ilgili bir de benim benim yorum. Çabiyan türbünleri oynuyor. Adam konuş konuş öyle yap. Galatasaray'dım ben. Galatasaray diyorum. Bir de şimdi Yağız'la burada Uğur varken benim yorumumu ne kim takar? Benim yorumumu Fenerbahçe şampiyon diyorum. Yago'ya bırakıyorum. Abi yani, bayağı iyi yorumladı. Yani böyle bir yorumculuk yok abi. Çok kolay bu. Abi. Yani, ya artık Türkiye'de kolay para kazanma Çabiyan ya. Biraz bir analiz yap. Ne olur ya. Abi çok iyi transfer sezonu geçirdiğini düşünüyorum iki takımın da. Ya zaten herkesin zaten konuştuğu gibi
o iki takım arasında bir şampiyon çıkacak gibi. İyi bir Süper Lig bizi bekliyor. Hani sportif anlamında da eğer bir çok fazla illa zorla konuşturuyorsun işte. Hakem makem olmasa umarım keyifli bir sezon izleriz diyorum. Sabuncuoğlu please. İnanılmaz yorumu için teşekkür ediyorum Çabı Ana. Şimdi Uğur abinin söylediği yerden ben alayım, devam edeyim. Şöyle bir durum var. Şimdi transfer dönemi atlattık. Hepimiz çok yoğun günler geçirdik. Hatta sadece biz bu günleri kendi başımıza değil, takip eden insanlar da işte sabahlara kadar uyumayanlar, her yayına katılanlar. O çok ayrı bir durum. Ancak Fenerbahçe'nin ben transfer döneminde eksik kaldığını ve ocağa kadar ne kadar fark açarak ya da ne kadar önde giderek ligi bitirecek, devre arasına girecek, açıkçası şampiyonluk yolunda ben onun etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu an bakıyorsun, henüz daha son maçı belki ayırabiliriz ama kabullenilmeyen Crespo, kendinden beklenenden genelde fazlasını yapmaya çalışan İsmail dışında bir 6 numara yok. Evet, beklentiler o yöndeydi ama açıkçası o bölgenin eksik kalması bence gümbür gümbür belki de favori Fenerbahçe diyebileceğimiz noktada ben kesinlikle beni durduruyor. Bu, sen de zaten buraya gelince bana ilk onu sordun. Bu aynen. Abi bu durum Crespo'yu gaza getirmez mi ya? Getirmez. Olmuyor mu ya? O adamdan beklenti alamayacak mıydı? Ya şimdi şöyle, Crespo göndereceği için takımdan ayrı çalıştı bir süre ve o dönem aslında takımın seviyesine yaklaşamadı. Şimdi tekrar onun takım seviyesine yaklaşmasını bekleyeceğiz. O ne kadar sürer? Onu aslında öngörmek çok mümkün değil ama doğrudan bence orayla orantılı. Çünkü İsmail Hoca'nın oynatmak istediği sistemde o pozisyon çok önemli. Peki bir ekstra bir soru cevap da yapacağız değil mi? Soru cevap yapacağız. İzleyici. Ben Yağız'a şeyi sormak istiyorum. Romano ile bağlantın var mı abi? Yok. WhatsApp'tan böyle bizim hayal ettiğimiz gibi konuşuyor musun? Fabrizio öyle mi? Çok yakın arkadaşlar. İtalya'da ne oldu? Türkiye'de ne oldu? Böyle bir WhatsApp grubu var mıdır? Yok, grup yok ama bireysel sürekli konuşuyoruz. Yani birbirimize haber teyit ettirdiğimiz oluyor. Birbirimizle işte telefon alışverişi yaptığımız oluyor. Tabii bir yakınlığımız var. Ya bir şey itiraf etsen o zaman. Fabrizio'nun Türkiye haberlerinin bazılarının gerçekten Türkiye'den çıkmış haberler olduğu. Doğru. biraz daha açalım hani şimdi. O söyleyince yeni çok özel bir haber gibi oluyor ama şimdi Türkiye'yi şöyle takip ediyor yani. Türkiye'deki muameleleri takip ediyor. Direkt menajer kaynaklı gelirse çok şey yapmıyor. Çek etmiyor. Ama kulüpten duyarsa çek ediyor. Ben de İtalya'dan atıyorum, Spezia'dan, Salernitana'dan, Genoa'dan bir oyuncu olduğunda doğrudan onunla temasa geçiyorum. O da aynı şekilde. İşte mesela Adana Demirspor, Emanuel Deniz transferi vardı. Tabii günün sonunda Başakşehir'e gitti ama o dönem bayağı şeydik yani. Sezon içinde de. Jadon Osterwolde de mesela gelmesini hiçbir şekilde beklemiyordu o dönem. Ama süreç adım adım ilerledikçe günün sonunda da Fenerbahçe'ye geldi. Yani tabii ki bu aslında süreç o şekilde ilerliyor. Yani yurt içinden, yurt dışından, hani nasıl askerlikte badin var ya, muhabirlikte veya gazetecilikte de o buddy'lerin oluyor. Onlardan biri o da. Birbirimize katkı sağladığımız sürece dostluk tabii. İşin daha böyle şey tarafı, manevi tarafı. O zaman soru cevaba geçelim mi? 2-3 soru alacağız. Ardından da Guinness hakemimizi davet edeceğiz. Mikrofonumuz Mustafa galiba sendeydi. Değil mi? Şöyle ilk başta Fenerbahçeli dostuma verelim mikrofonu. Alkış. Bu sahnede alkışlatmayı çok seviyorum abi. Evet. Böyle çok mutlu hissettiriyor beni. Buyur abi. Öncelikle merhaba hepinize. Ben hepinize sormak istiyorum. Kafanızdaki Fenerbahçe'nin 6 numarası şu isim olsa bu çilekti yani. Tamamdı Fenerbahçe denilen bir isim var mıydı? Sizlerde özellikle veya hani Seyaz abi sende hani şu isim gelecek, tamam bu ne olacak? Sonra Grota Crespo'ya döndü gibi bir isim var mıydı? Benim kafamda aslında Galatasaray'ın da Hoh 8 diye çok anlattım ama Thomas Partey Fenerbahçe'yi bambaşka bir takım yapabilirdi yani gerçekten. Çok özel bir performansı vardı ve transfer sezonun başında ilk Declan Rice Arsenal'e geldiğinde ayrılmayı çok istiyordu. Çok hani biraz gururuna yedirememişti. Böyle bir ihtimalle vardı yani ayrılacak ve hani Türkiye'de Suudi Arabistan'dan birine gidecek diye. O ihtimal daha sonra azaldı. Arteta biraz müdahale etti. Thomas Partey diyorum ben. Yani çok acayip tamamlayabilirdi. Hem çok fiziksel hem pas oyununa da yatkın. Güçlü bir Fenerbahçe orta sahası olabilirdi. Yani çok fazla arayış vardı. O yüzden çok fazla isim sayabilirim sana ama finalden başlayayım. Andre Gomes. Fenerbahçe transferi bitirecek noktadaydı. Bitmeyince de
biz Crespo ile devam edelim oldu. Aslında Andre Gomez de benim için sürprizdi. 5 Eylül'de bir yayında aslında Batuhan'la da sık sık konuşuyorduk. Bu sene çok güzel bir program yaptık. Derbi Remer sponsorluğunda Dış Hatlar diye Kısa Paslar YouTube kanalında. Hani orada da konuştuğumuz bir şey vardı. Aslında 5'inde 6'sında evet biz ocağı bıraksak mı? Son gün bir ekstra bir şey çıkar mı? 6 numara konusunda içeriden sorunu en azından 2 aylığına Crespo ile çözebilir miyiz? Derken bir yandan da arkada hep görüşülen isimler vardı. Son olarak Andre Gomez'e gidildi. O da olmayınca defter kapandı. Yani 48 saat kala Fenerbahçe 6 numara aramayı bıraktı. Andre Gomez sanki iyi olurdu gibi hissettim ya. Yani İsmail Hoca çok istedi. Uzun süre Radekur'un içi istedi aslında. Daha sonra belki de, bilmiyorum, Uğur abi orada daha uzman bize göre. Hani Andre Gomez, Radekur'un içi yakınlıkları var mı onu anlatır. Ama uzun bir aranın ardından Rade Krunic'den sonra onay verdiği bir diğer oyuncu oldu Andre Gomez. Ya Krunic, şimdi o da biraz beklentiyle alakalı. Sürekli herkes Zahane biz daha iyisini alacağız. Freddy Fenerbahçe almış. Biz çok daha iyi 8 numara getireceğiz. Böyle taraftarı biraz tutmak için beklentiyi arşa alaya çıkardıkları için Krunic deyince insanlar bir mesafeli yaklaştı. Onu da çok gördüm ama Krunic Fenerbahçe'ye bayağı uygun bir adamdı. Çok agresif, oyunun hep içinde, birçok mevkide de oynayabilen, yani sıkıştığında başka yerde bile oynatabileceğin meziyette bir oyuncu. Ama biraz tepki çekiyordu açıkçası Fenerbahçe taraftarından. Bayağı çekiyordu abi. Yani biraz... Ama mesela Real'le alakası yok. Real'de Fenerbahçe çok istiyor. Milan yönetimi çok iyi bir para istiyor. Ama para gelse bile Pioli onaylamıyor yani, istemiyor adamın gitmesini. Temelde böyle bir denklem vardı ama Krunic de Fenerbahçe'nin için büyük ölçüde çözerdi ama arkadaşımız bana biraz daha hayalinizdeki adamı sorduğu için benim hayalimdeki adam o seviye bir adam ve hani şey de değil, tutup da hani şey demiyorum, hani Messi falan gibi anlamda değil. Gerçekten küçük de olsa bir ihtimal vardı ama Krunic de büyük ölçüde çözerdi bu işi. Biraz fazla takıldığını düşünüyorum ben, hani birinden biri gelir düşüncesiyle bekleyince her zaman kucağına düşmüyor yani. Her zaman son gün bir süper yıldız tutturma mümkün değil. Öyle olunca biraz Fenerbahçe boşta kaldı. Aslında ben 5 Eylül olduğu gün hani listeler bildirildikten sonra ben şey diye düşünmüştüm. Yani Avrupa'da herkes bir çekilsin, elini ayağını çeksin. Farklı bir isim geliyor diye bir beklentiye girmiştim. Andre Gomez benim için o isim değil. Yani Andre Gomez geçmişte yani çok büyük kariyer yapmış ama çok büyük sakatlıklar geçirmiş. Yakın dönem performansı aynı seviyede olmayan bir oyuncu. Ama Fenerbahçe'de de bunu kaldırabilecek bir yapı var. Ben hani gelse eleştireceğim bir transfer olmazdı. Çünkü Fred hazır, Szymanski hazır. Onlarla birlikte yavaş yavaş ısıtabileceğim bir oyuncu. Birçok mevkide hakikaten şu gün itibariyle performansal oyuncular var. Ama hani işte Galatasaray'da mesela birçok çok büyük isimler var ama hazır değil ya. Fenerbahçe'dekiler hazır. Fenerbahçe'nin en büyük yarattığı fark bu bence yakın dönemde. O yüzden Fenerbahçe'nin bir tane kotası vardı. Ya bir ay iki ay sabredelim. Biz o seviyeye tekrar geri getirelim düşüncesiyle hareket edilebilirdi Gomez'de. Ama boş bırakmak da biraz bana biraz garip geldi. Çünkü planlı olsa yine şey diyebilirim. Senin verdiğin anekdot önemli. Yani ben Crespo ile devam edeceğim kardeşim. Yani yapacak bir şey yok. Paraları buraya harcadık. İstediğimiz gibi de adam gelmedi. Deme hakkı var Fenerbahçe yönetiminin ama işte Crespo'yu satalım mı? Sözleşme mi uzatalım? Neyse uzatmayalım, vazgeçtim. Hani böyle bir tavırla hadi 15 Eylül'e hadi sen 11 oyuncusun demenin de bir manası yok. Sonuçta çok tempo gerektiren bir mevki, dinamizm gerektiren bir mevki. Hani biz seni yollayacağız dediğin adamdan da direkt bunu beklemek çok mantıklı gelmiyor. Ben yine günün sonunda bir ay, bir buçuk ay İsmail'in hani müsait oldukça İsmail'in oynayacağını düşünüyorum. Hemen ikinci soruya geçelim daha kısa. Evet, bu arada rekora da bir 10 dakika kaldı. Birazdan Guinness hakemimizi davet edeceğiz. Tamam. O yüzden son soru, güzel bir soru olsun. Evet. Evet. Sizleri alalım lütfen. Mikrofon orada. Mustafa arkada. Ha. Şimdi Kopenhag Galatasaray maçını izledik hepimiz. Şimdi şeyden yola çıkarak soracağım soruyu. Galatasaray'da bazı isimler hazır değil diye. Icardi'ye ne oldu bir onu sormak istiyorum. Şimdi Icardi hazır mı değil yoksa kilosu çok fazla diyen var. Ben sahada izledim maçı. Gerçekten Icardi şöyle önünden arkaya dönene kadar bayağı vakit geçiyor yani. Hani şey değil, açık değil, formda mı değil, hazır mı değil ama Hakim Ziyech falan da çok iyi değildi. Yani takım genel olarak mı hazır değil yoksa şey mi oluyor? Biz böyle Icardi insan değil bu falan diyoruz.
diyoruz. Ya aman acayip Galatasaray falan. Sonra Real Madrid geliyor, Kulüp Bruj geliyor. Ha öyle değilmiş, o kadar da değilmiş oluyoruz. Onu mu yaşıyoruz yoksa hazır mı değiller, bunu sormak istiyorum. Güzel bir soru. Şimdi Icardi'de şöyle bir durum var. Bir kere insan öncelikle ne olursa olsun. Çok farklı bir yere koyduğumuz bir isim kardeş olabilir. Ama... Wanda mı değil insan olmayan Wanda mı? Şimdi dur. Oraları girme. Wanda'lara falan girme. Ama Icardi Gaziantep spor maçında bir sakatlık yaşadı. Orta sahada Papagilobocu'nun bileğine girdi. Bir şey olmuş. Milli Ara'dan hemen önceki maç. Milli Ara'da normalde Icardi işte Temmuz dönemini, Ağustos dönemini Arjantin'de geçirmek zorunda kaldığı için büyük ölçüde. Aslında bu bir fırsattı. Icardi kendi kondisyonunu tamamlayacağı, biraz kilo vereceği dönem buydu. Ama sakatlık geçirdiği için çok kondisyonun üstüne koyacak çalışmaları yapamadı. Yani ileri gideceğine, toparlayacağına biraz geri gitti. Hatta şöyle söyleyeyim. Eğer takım çok oturmuş olsa, seviye çok yüksek olsa, hani Icardi'nin bu kadar riske edilmeyip biraz daha dinlendirilebileceği bir ortamda vardı. O yüzden... yani Icardi'den faydalanmak istedi maçta. Yine atabilirdi yani, Icardi yürüyerek de gol atabilecek bir adam yakaladığı zaman. Talihsiz bir günündeydi. Ben yani sonuçta son 8 yani galiba son 11 maçının 11'inde de gol atmış bir adam ve çoğunda da hazır değildi bunların. Icardi'yi ayrı tutuyorum. Icardi her zaman Galatasaray için vazgeçilmez bir tane, iki tane oyuncu varsa Torreira ile Icardi, onların eşleniği yok. Ama onun dışındaki herkes için, yani Ziyeh'e de baksan, Zaha'ya da baksan, Angelinho'ya da baksan, işte Kerem'e de baksan, Ndombele'ye de baksan, hepsinin belli bir zamana ihtiyacı var. Ben yine de Galatasaray'ın bu dönemi çok iyi geçirdiğini düşünüyorum. Yani bu kadar çok sayıda yeni oyuncu, arızalı oyuncu, biraz toparlanması gereken oyuncular varken Galatasaray'ın ligde bir tane beraberliği var. Avrupa'da da öyle ya da böyle hani kötü bir yere gidiyordu ama çok da kötü bir yere gitmedi. Hala işte Kopenhag deplasmanında alacağım bir skor seni çok rahatlıkla en kötü üçüncülüğe götürebilir. Kötü bir tablo yok ama hani hayaller çok yukarıda olduğu için o hayallere ulaşacak gerçeklikte değiliz şu anda. Yani bir Galatasaray'ı biz aslında Kasım ayında falan izleyeceğiz. Evet Batu. O zaman biraz heyecanlı ana geçelim. Bu arada futbol konuşmaya devam edeceğiz. Aslında rekor konuşmaya devam edeceğiz. Çok önemli bir konuk. Hatta bugünün en önemli konuğu. Ondan daha değerlisi yok çünkü rekoru tescilleyecek veya tescillemeyecek olan kişi. Guinness hakemi davet edeceğiz. Guinness World Records hakemi. Bizleri de orada bir Türk olarak temsil eden, gurur duyduğumuz bir isim. Çok değerli hakemimizi davet ediyoruz. Şeyda Subaşı Gemici Hanımefendiler geliyor. Alkışlarınızla. Batu istersen buraya gel. Şeyda Hanım hoş geldiniz. Şereflerle itiniriz. Şöyle merhaba, biz... Çok memnun oldum. Merhabalar, çok memnun oldum. Merhaba. Biraz sıkışalım biraz. Şöyle Şeyda Hanım'ı oraya alalım. Tamam. İstersen. Şeyda Hanım sizleri yorduk. İnşallah yolculuğunuz güzel geçmiştir. Cenevre'den geldiniz buraya. Evet doğrudur. Herkese merhabalar diliyorum. Şeyda Hanım için kocaman bir alkışla rica edelim. Önceki Şeyda Hanım söze şuradan başlayacağım. Gerçekten dünyanın büyük kurumlarında Türkleri görmek, Türk temsilcilerimizi görmek, özellikle Türk kadınlarını görmek çok mutlu. Guinness gibi bir kurumda sizin gibi bir hakemimiz olduğu için bizler naçizane gurur duyuyoruz. O yüzden bir Türk hakemin de buraya gelmesi bizleri gerçekten çok mutlu etti, onur verdi, şeref verdi diyelim. Benim size ilk sorum şu olacak Şeyda Hanım. Guinness dünya rekorlarına girmek için hangi şartları sağlamak lazım? Şöyle katılımcılarımıza da bir anlatsak merak ediyorlardır. Tabii ardından ki, futbol ve rekorları da konuşacağız bu arada. Tabii ki şimdi Guinness Records'da bir rekora başvurabilmeniz için her rekorun 3 tane önemli kriteri olması gerekiyor. Birinci kriterimiz her rekor kırılabilir olması gerekir. Bu ne demek oluyor? Yani size özgü bir yetenek olmaması gerekir. İkinci kriterimiz her rekor ispatlanabilir olması gerekiyor. Bunu nasıl ispatlarsanız gerek evraklarla, gerek resimlerle, gerek videolarla. Artı üçüncü kriterimiz ölçülebilir. Bunu nasıl ölçülebiliriz? Rakamlarla ifade edebilir. Örneğin en çok, en uzun, en ağır, en fazla vesaire. Batı Bey mesela şimdi ben size bir soru sormak istiyorum. Siz Guinness Records'a
dünyanın en yakışıklı erkeği olarak başvuru yapabilir misin? Bazen bazı sabahlar. Bence yapabilir. Bence yapabilir. Ben şahidim. Ben ya şöyle dördümüzü topladığımız zaman bence bir aday olabiliriz. En iyi özelliklerimizi alıp. Ya dört kişiden ya dördümüzün en iyi özelliklerini alıp en iyi yakışıklı erkeği yaratmaya çalışabiliriz belki. Ama şimdi yakışıklık göreceli, o yüzden muhtemelen başvuralım. Ya bravo. Şey gibi yani mesela en iyi şarkı söyleyen bir rekoru olamaz ya. Doğrudur. Anladım. Aynen. Temin yani. Söylediğim, saydığım gibi üç önemli kriterimiz kırılabilir, ispatlanabilir, ölçülebilir. Ama ne yapabiliriz? Dünyanın en uzun bacaklı bir bayan rekortmenimiz var Amerika'da. En uzun bacaklarına sahip. Onları ölçebiliyoruz. Hanımefendinin sol bacağı 135.2 metre. Sağ bacağı da 134.3 metre uzunluğunda. Yani aradaki farkı görebildiniz mi? İspatlanabilir, ölçülebilir, kırılabilir. Yakışıklılık, güzellik maalesef ölçülemiyor. O yüzden rekor olamaz. Peki ben bu gözünden süt fışkırtan adamı ben merak ediyorum. Çünkü bir kere büyük bir travma benim için. Ben bunu televizyonlarda izlemiştim. Gerçi ben gözüme dokunamayan biriyim. Yani. Bir korkum var hafif. Ama bu da şey değil mi? Bunu başka yapan bir insan var mı ki bu rekor oluyor? Yani hani özel yeteneğiniz olmaması gerekiyor ya. Ya isterse yani dünyada yapar. Gözünden süt fışkırtan başka insan da mı var ya? Başka var mı? Aslında bir rekoru, o rekoru mu anlatsanız Şeyda Hanım? Gözünden tamam. Süt fışkırtan Türk. İsterseniz Türkiye'deki rekorlardan biraz bahsedebiliriz. Ha, evet, merak ettim. Örneğin güneş enerjisiyle en fazla elektrik üreten stadyumu var. Nef stadyumunun çatısında bulunan 10.404 panel 4.2 megawattlık bir elektrik üretiyor. Bu rekor bilmiyordum. Galatasaray ve Enerjisa Enerji'de. Tebrik ediyoruz. Türkiye'den diğer rekorlardan bahsedilecek gerekirse en büyük cezve rekoru Türkiye'de 1.84 yükseklikte cezve, az da değil. En kalabalık zeybek dansı 702 kişiyle oynanmıştır. Hemen kıralım diyecektim. 703'te durduran ne oldu abi? Keşke saymasaydık değil mi? En büyük ayran 6098 litre ayran rekoru. En büyük gümüş yüzük 91.32 kilogramla yine Türkiye'ye ait. 91 kilo yüzük mü yapmışlar? Aynen, yüzük, gümüş yüzük. Kim takıyor tam olarak? Artık onu şey için, show için diyelim. En pahalı bal rekoru. Türkiye'de kilosu 10.000 euro. Bir kilosu. Onu nasıl ölçüyorsunuz? Evet, peki? O da subjektif gibi geldi bana. Onu rekoru başvuran kişi bize laboratuvarlarla ilgili bütün ölçümlerini gönderiyor. Artı kaça sattığına dair makbuzunu istiyoruz evet. Tabii. Kime sattığı bizi ilgilendirmiyor. Onlar zaten hani mevzu bahis değil ama sadece kaç paraya sattığını bize onun ispatlaması gerekir. Ve bu bal 2500 metre yükseklikte elde ediliyor ve yılda sadece 10 ile 15 kilo arası çıkıyor. Kilosu 10 bin lira. Sonra tabii ki baş tacımız Sultan Kösen, Mardinli Sultan Kösen rekortmenimiz var. Kendisi dünyanın en uzun boylu yaşayan erkeği. Boyu 2.51 santimetre. Ayakkabı numarası 60. Of. Çabii sen YouTube Türkiye'de çok aktif olduğun zaman nasıl onunla video çekmedin abi ya? Kesin çekmiş olmalısın. Ya bu arada bu YouTube Türkiye'yi boşa sanırım çok eski bir rekor değil mi? Evet. Bu dünya en uzun. Ben Kore'deyken kıramadı de hatırlıyorum kimse. Çünkü bu kıramadı rekoru. Kimse evet. Evet yani kıramadı. Ben televizyonda Kore'de yaşarken de izlediğimi hatırlıyorum. O yüzden global bir star abi. Nereden ben bulacağım şimdi global starımızı? Benim max starlığım işte Uğur abi, Yago. Kankayız falan. Bizi de sövdüm övdüm belli değil ha. Max star. Ya 1.78 diye burada aşağılanıyoruz diyor. Aynen. Ben şeyi merak ediyorum şu an izleyicilerimiz arasında. Ya bende bir yetenek var ya da ben öyle bir şey yapabilirim ki Guinness Dünya Rekorları'na girebilirim diyen var mı? Böyle ilginç bir yeteneği olan, ilginç bir özelliği olan. Yok biz normal insanlarız. Biz... Şimdi bu en uzun boylu erkek yaşayan erkek rekorunun yanında tabii ki Türkiye'de en uzun boylu yaşayan bayan rekoru da Türkiye'de. Aa. Evet, Rümeysa Gelgi 215.16 santimetre ile o da Türkiye'ye ait olan bir rekor. En büyük cep telefonu koleksiyonu 2779 telefonla Türkiye'ye ait. En uzun tüplü dalış Cem Karabay 192 saat 19 dakika ve 19 saniye suyun altında yaşadı.
Kaç Scuba saat pardon? 192 saat artı 19 dakika ve 19 saniye. İnanılmaz. Scuba dive, tüplü dalış. Rekor denerken Türkiye'de hiç ölen oldu mu? Yok. Yazdaki habercilik. Evet. direkt ölen. Manşet falan çıkmıyor mu? Diye. Evet. Twitter'da yeniledik değil mi? Aynen. Bir de özel. Bir de sizin bahsettiğiniz rekor İlker Yılmaz. Sütü içiyor. Gözünden en uzun mesafeye fışkırtma rekoru. Abi alma usulünde konuşacağız. 2 metre 79 santim. Uzunluğa fışkırtıyor. Neydi beyefendinin ismi? İlker Yılmaz. Abi İlker Yılmaz'ı ben davet ediyorum. Gözünden senin yanında süt fışkırtacak haftaya. Abi insan bunun nasıl, ya bunu niye hayal ettin ki mesela? Niye hadi gözümden süt fışkırtayım böyle bir... Evet, yaparsın, bir de Guinness'e başvurma sürecini çok merak ettim. İdman falan yapıyormuş. Onu ilk keşfettiği an. Ben Show TV'de izledim yani. Abi. Show TV'nin garip haberleri oluyordu ya böyle. Ana haber bülteninde. O zaman hatırlıyorum. Hakikaten korkunç bir olay benim için ya. Sen bunu unutamayacaksın. Moralim bozuldu şey olarak. Daha önce var mıymış peki uzağa fışkırtan 2.79? Yok, bu da hiç kırılmadı. O zaman kendimiz aslında yetenek dediniz ya. Burada evet. O onun kendi yeteneği. Biz de böyle evde yetenek bunu düşünüp... çalışıp yapabilirsiniz. Evet, çalışıp tarihe geçebiliyoruz. Tabii ki. Benim gözüm küçük ya. Şeyda Hanım, bir de Türkiye'deki rekorlardan bahsettik. Siz uluslararası anlamda da birçok rekora tanıklık ettiniz, hakemliğini yaptınız. Futbol dünyasında Lewandowski'nin birçok rekorunu siz tescillemişsiniz. Nasıl biriydi Lewandowski? Robert Lewandowski çok böyle... Şu anda ekranda geliyor. Evet. Bakabilirsiniz Yağız Uğurçevi. FC Bayern Münih'te. Robert Lewandowski alçak gönüllü, çok efendi, kibar bir beyefendi. Pırlanta gibi yani. Çocuk diyoruz. Aynen öyle. Ne kırmıştı bu arada? O rekorları da söyleyeyim tamam size. Birincisi, bir Bundesliga futbol maçında bir futbolcu tarafından atılan en hızlı 5 gol. Wolfsburg 8 dakika maç. 59 saniye 8 içerisinde. 8 dakikada 5 gol. Halı sahadan atamaz. Artı bir Bundesliga... Sonradan girdi. Pardon. Bir de sonradan girmişti maça. İlk devre 1-0 Wolfsburg öndeydi. Bu kadar arası... da hatırlama ya. Evet abi. Devre arası girdi. 54'te falan 5-1 oldu. Teşekkürler abi. Gurme bilgi. Diğer rekoru bir Bundesliga maçında yapılmış en hızlı hat-trick. 3 dakika ve 22 saniye olarak kayıtlara geçti. İnanılmaz. Diğer rekoru bir oyuncu tarafında Bundesliga'da bir sezonda attığı en fazla gol sayısı. Tahmin edin kaç tane? 56. 41. 41 tane bir sezonda. Değil mi? Ben de tahmin yapıyorsun zaten duyduktan sonra. Bir sezonda en çok gol atan futbolcu kim? Messi değil mi? Bravo. Çabi Anda kurbeliğini kavuşturdu. 91 gol. Ve Lewandowski'nin diğer rekoru bir Bundesliga sezonda bir oyuncu tarafından en çok üst üste 11 maçta gol atmıştır kendisi. Ve bunu FC Bayern Münih forması giyen Lewandowski tarafından 16 Ağustos ile 9 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirmiş. Vardy kaç atmıştı ya? Kaç maç üst üste atmıştı? Jamie Vardy Premier Lig'de ama. 10 mıydı? 11 miydi? Ne söylesem sallamış olacağım. Kimse belki bilen hatırlayamaz vardı gibi geldi. Aynen tamam. Saldım o zaman. Türkiye'de hiç var mı rekor? Onu soralım mı? Türkiye'den futbol da var mı? Bayağı bir rekor var aslında da. Onların biraz çok geçerliliği var. Soru işareti hep. Yani kaynaklarda var ama Guinness'te birçoğu yok. Biz de bir araştırma yaptık ama Şeyda Hanım, sizin aklınıza gelen Türkiye'den futbola dair tescillenmiş rekor. Futbolla ilgili mi? Evet. Şu an pek kesin olmadığı için hani Tevin sizin söylediğiniz gibi pek bilgi vermek evet, istemiyorum. Yani çünkü Google'da abi mesela biri amatörde gol atmış, kendi kendine onu yaymış, ikna da etmiş insanlara dünya rekoru girdi ama Guinness'e bakıyorsun yok. Peki Şeyda Hanım, sizlere bizim Guinness başvurumuz geldiği zaman, yani Der Bremen'in biz dünyanın en uzun langırt masasını İstanbul'da Kadıköy'de Kalamış'ta yapacağız dediği zaman ve Guinness'e ulaştığı zaman, sizler bugünkü rekor denemesi hakkında şu anda ne düşünüyorsunuz? Bizi bu rekor denemesine neler bekliyor? Bizim bu rekor denemesini gerçekleştirmek ve başarıya ulaştırmak için nasıl şartlardan geçmiş olmamız lazım? Yani aslında kısaca biz burada hepimiz birazdan nasıl dünya rekoru kırabiliriz? Buradaki şartlarınız nelerdir? Oraya geçmeden son bir ses söylemek istiyorum. Guinness World Records kitabı İncil ve Kur'an'dan sonra dünyada en çok satan kitap. Ve kitabımızın kendine ait öz bir rekoru var. Tahmin edebiliyor musunuz? Ne olabilir?
En çok satan kitaptan hariç İncil ve Kur'an'dan sonra. En çok satan kitap dışında ne olabilir? Bir kitap. En kalın kitap mı? Evet. Hayır. Dünyada kütüphanelerden çalınan en çok kitap. En çok çalınan kitap. Hmm. Evet. Bilemirdi ya. Ama şey ya o yani Guinness Rekorlar kitabı insanı trigger eden bir şey. Yani alıp da okuyayım falan hani. Kim bu sene sütü daha fazla atmış? Tam böyle yatak başında koyulacak bir kitap değil mi? Ama uyumadan önce bak kontrol et. Ama çok büyük bir kültür ya. Hepimizin çocukluğundan itibaren hayatında olan çok büyük bir marka gerçekten Guinness Dünya Rekorları. Ve bugün inşallah umuyoruz ki biz de İstanbul'da Kalamış'ta derbireme olarak bunun bir parçası olacağız. Çok büyük bir olay bu çok Dünya Rekoru'na şahit olmak. Evet. Ben hayatımda ilk defa belki de son kez böyle bir şeye şahit olacağım ve heyecanlıyım ben de. Şimdi şartlarımız ona gelmeden evvel son bir şey daha söylemek için izin verin. Tabii buyurun. Şimdi dünyada biz 69 hakemiz. Ben bir tanesiyim, Türkiye temsilcisiyim. 14 yıldır bu görevdeyim. Rekor denemesini yani bunu söylemek istiyorum ben. Hep yaşadığım, yaptığım rekorlarla kişilerle tanışıyorsunuz. Örf adetleri değişik ülkelerde öğreniyorsunuz. Hepsinin benzer yönleri şöyle yani. Rekor denemesini yapan her katılımcı inanılmaz bir hikayesi var arkasında. Eşsiz bir yeteneği ve unutulmaz bir kişiliği var. Ben buna hep yani görmüşümdür. Kendim farkına varmışımdır. Hep böyle yani sonuçta. Sizlere sesleniyoruz. Yani sizlerin kendinin Guinness World Records hayallerinizi gerçekleştirmek için bir yeteneğiniz varsa ve herkesi hayranlığa düşürüyorsanız www.guinnessworldrecords.com'a girip hemen başvurunuzu yapın ve sevincini bizlerle paylaşın. Geçelim bugünkü rekora. Evet, neler yapmamız lazım Guinness Dünya Rekorlarına girmek için bugün Kalamış'ta? Artık son 5-6 dakikaya girdik. Birazdan rekor denememize başlayacağız hep birlikte. Şeyda Hanım bize şartlarımızı söyleyecek şimdi. Ve ardından hep birlikte Langırt başına geçeceğiz. Ve dünya rekorunu birlikte kırmayı deneyeceğiz. Şeyda Hanım buyurun. Evet, bugün 23 Eylül 2023 tarihinde İstanbul, Türkiye'deyim. Çünkü sizler gibi büyük bir heyecanla dünyanın en uzun Langırt masası rekor denemesine tanıklık edeceğiz hep beraber. Rekor denemesi Der Bremer ve Kısa Paslar Ajansı tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rekorun kırılabilmesi için uyulması gereken Guinness World Records uluslararası kuralları var. Kurallarımız şöyle. 1. Langırt masası piyasada mevcut olan ve satılan masanın uzatılmış versiyonu olmalıdır. 2. Masa tüm bileşenler orijinaline bağlı kalınarak uzatılmalıdır. 3. Çubuk uzunlukları hariç masanın genişliği en az 50 santim olmalıdır. 4. Çubuklar ve oyuncu figürleri tüm uzunluk boyunca eşit şekilde dağıtılmalıdır ve masaya eşit mesafede yerleştirilmelidir. 5. Masada sadece iki kaleci figürü ve iki kale bulunmalıdır. Diğer tüm figürlerde en az iki oyun figürü olması gerekir. Son kuralımız, masada en az bir top ile 5 dakika minimum langırt oynanması gerekir. Evet, Şeyda Hanım şartlarımızı sıraladı ve artık rekor denemesini başlayalım mı Şeyda Hanım? Tamam, ben ne hazırım. Dersiniz? Siz de hazırsanız. O zaman... Herkes hazırsa. Evet, çok heyecanlı bir an. Türkiye olarak Guinness Dünya Rekorlarına bir kez daha girebiliriz şu an hep birlikte ve herkes bunun bir parçası olacak. Şu anda birazdan ben ondan geriye sayacağım. Langırt'ın başındaki yerlerinizi alabilirsiniz. Dronelar çekiyor, kameralar çekiyor. Hepimiz dünyanın birçok platformunda yayınlanacak bu video. Ekran başında olmak için ve unutulmaz bir anda gözükmek için Langırt'ın başına lütfen geçelim ve ben geri sayımı yapacağım. Bir dakikamız var. Hep birlikte Langırt'ın başındayız. 150 metre. Çin'deki rekor 130 metreydi. Bu rekoru aşmaya çalışacağız. Her şey hazır.
Guinness hakemimiz Şeyda Hanım hazır. Ölçümler yapılacak. 5 dakika boyunca oynamamız lazım. Aman diyeyim, langırta yüklenmeyelim çok. Sakin sakin güzel güzel oynayalım. Hep birlikte dünyaya, tüm dünyada izlenecek Guinness Rekorlar platformunda, kitabında belki de yer alabilecek bir rekor denemesi bu. Hepimiz 150 metre langırtı paylaşalım. İleri doğru gidelim isterseniz. Hiç sağ taraftan uğraşmayın bile. 5 dakika boyunca oynayacağız. Herkesi davet ediyoruz. Yerimiz çok fazla. 150 metre dünyanın en uzun langırtı şu anda hazır. Birazdan herkes ellerini kaldırmasını isteyeceğim. Tüm oyunculara hazır mısınız diye soracağım. Ve ardından da rekor denemesine başlayacağız. Müziğimiz başlayacak. Her şey ve herkes hazır olduğu zaman 150 metre. Aral Özduygu'yu da langırt masasına doğru davet ediyoruz. 150 metrelik langırt masamızdayız. Hakemimiz hazır. Birazdan komutu vereceğim. Tüm langırtı dolduralım. Şu anda dronlarımız çekiyor, kameralarımız çekiyor. Herkes dünya rekorunun parçası olsun lütfen. Derbilemer'le dünya langırt rekoru kırıyoruz. Dünyanın en uzun langırtı. Toplarımız hazır. Her şey hazır olduğu zaman başlayacağız. Son 30 saniye. Son 30 saniye. Dünya rekoruna başlıyoruz. Hakemimiz hazır. Cumart, ben hazır dediğimde mutlaka müzik duruyorum. Ondan geriye sayacağım. 150 metre. Ben göremiyorum. Umarım tüm masayı doldurduk mu? Tüm masayı doldurduk diye tahmin ediyorum. Ve tüm oyuncularımıza soruyorum. Herkes, Kalamış'taki herkes. Herkes hazırsa herkes elleri kaldırsın. Hazır olan herkes elleri kaldırsın. Ve ondan geriye sayıyorum. Hep birlikte sayalım. Rekor denemesine başlayacağız. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, başlıyoruz!